Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine kısa bir kripto para analizi yapacağız. Zira arkadaşlar birkaç gündür düzeltme yapıyorduk zaten. Biliyorsunuz saatlik bazlarda uyumsuzluklarımız vardı. Hatta dünkü videodan hatırlayacaksınız arkadaşlar. Bir saatlik bazda artık dönüş sinyalleri gelmeye başladı demiştik. Bakın saatler içerisinde 2 gündür o yaptığı düzeltmeleri yani %2-3'lük düzeltmeleri, zararları arkadaşlar tek celsede sildi. Ethereum adına konuşuyorum şu anda. Bakın saatler içinde %8 civarlarında kar yazdı. Yani o yüzden bu işler böyle dostlarım. Yani biraz sakin olacaksınız, sabırlı olacaksınız. Ve şu konuda da lütfen anlaşalım sizlerle. Yani madem bu işe meraklısınız, madem böyle hisse senedi olsun, kripto para olsun, bu şeyleri seviyorsunuz. Bir kere şunu lütfen kabul edin. Ya bir şeyin fiyatı dün de söylemiştim size. Doğrusal bir şekilde artmaz yani. Her gün %5-10, %5-10 koya koya üstüne gitmez. Yer yer böyle düzeltmeler gelecek. Ve gelmesi doğru olan da bu yani. Şimdi bir şeyin fiyatı böyle sürekli her gün aşırı karlar yazıyorsa zaten o balondur yani. Bir yerde patlayacaktır. O yüzden bu doğru olanı ve sağlıklı olanı. O yüzden bunlara alışın arkadaşlar. Yani bu piyasalarda para kazanmanın en püf noktası sabırlı olmak gerekiyor. Düşen çıkar arkadaşlar. Çıkan da düşer. Fırsatlar hiçbir zaman bitmez. Bu da benden size bir dost tavsiyesi. Şimdi dostlarım sizlerle yükselişleri değerlendireceğiz. Zaten dün bir saatlik bazlarda uyumsuzluklar yani dip oluşumları başlamıştı. Yani dünkü videoyu izleyenler hatırlayacaklar. Yavaş yavaş dönüş sinyalleri gelmeye başladı demiştik zaten. Şimdi onları değerlendireceğiz sizlerle. Şimdi arkadaşlar analize Litecoin ile başlıyorum. Şimdi bakın Litecoin bu sefer tersten gideceğim. Normalde haftalık bazdan gidiyorduk hatırlarsanız. Haftalık bazdan saatlik baza doğru gidiyorduk. Şimdi bir saatlik bazdan geriye doğru gideceğim. Bakın bir saatlik bazda Litecoin'in grafiği açık. Şimdi arkadaşlar dün sizlerle ne konuşmuştuk? Bakın burada eşit dipler var demiştik. Ama RSI'ye baktığımız zaman yükselen dipler mevcut. Yani bu bir bizim ilk al sinyalimiz diye konuşmuştuk hatta. Bakın ardından MACD'miz de zaten al sinyalini verdi. Ve ciddi manada hareketler geldi yukarıya doğru. Ethereum şu an ilk patlamayı yaptı. Yani asıl patlamayı Ethereum, EOS falan yaptı. Litecoin, XRP şu anda daha tam patlayamadılar. Ama patlayacaklar arkadaşlar onlar da. Çünkü bakın Litecoin daha yeni zaten bulutun üstüne çıktı. Bir saatlik bazda. Bir saatlik bazda arkadaşlar biliyorsunuz. Bir saatlik baz içinde yani tüm şeyler için geçerli. Asıl yükselişler bulut kırılımı geldikten sonra gerçekleşir. Şu anda bakın bulut üstüne kendisini yeni attı. Yani ilerleyen saatlerde Litecoin'den de ciddi manada en az Ethereum kadar yani diğer coin'ler kadar yükselmesini bekliyoruz. Şu anda ufak ısınma hareketleri diyebiliriz yani. Bir saatlik bazda dün sizlerle zaten bu sinyalleri yakalamıştık. Bakın ne kadar doğru çalıştığını da gördünüz yani. Ciddi manada güzel, önemli sinyaller, önemli bilgiler bunlar. Ve herkes de bunları size böyle yani açık açık net bir şekilde anlatmaz arkadaşlar. Yani gerçekten sizlerle samimi bir şekilde tüm bildiklerimi paylaşıyorum dostlarım. Çünkü biliyorum arkadaşlar yani hepimiz aynı ülkede yaşıyoruz. Ben de öyle çok zengin almışan bir insan değilim. Yani içinden geçtiğimiz sürecin zorluğunu da biliyorum. Herkesin eminim ki yani buraya gelen, bu videoları izleyen, yatırım yapan insanların mutlaka paraya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. O yüzden tüm samimiyetimle gerçekten bildiğim şeyleri size anlatmaya çalışıyorum. Hatta yorumlarda görüyorum yani farklı kripto coinleri incelememi istiyorsunuz. Ama arkadaşlar bende şöyle bir şey var ya ben kendi yatırım yaptığım coinleri inceliyorum. Çok fazla kendim alsat yapmıyorsam veya coin'in altyapısını, içeriğini, projesini bilmiyorsam onun teknik analizine de pek girmek istemiyorum. Benim size analizini yaptığım coinler bizzat kendimin alıp sattığı coinler olduğu için biraz daha yani gönül rahatlığıyla bunları size söyleyebiliyorum. Şimdi bir saatlik bazda bakın arkadaşlar Litecoin'den başladık. Daha yeni bulut kırılımı geldi. Ben günün ilerleyen saatlerinde bugün olur yarın olur. Ethereum kadar bakın Ethereum %7'ler civarında karlar yazdı. Şu an Litecoin %3'ler civarında. Ethereum'u diğer coinleri yani XRP olsun Litecoin olsun geride kalan coinlerin onları yakalamasını bekliyorum. Çünkü daha yeni bulut kırılımı geldi arkadaşlar. Ve bakın al sinyalleri tam gaz devam. Yani saatlik bazlarda oluştu. Burada zaten al sat sinyalleri hızlı gelir. Ama arkadaşlar burada takip etmeniz gereken nokta bunlar işte. Bakın uyumsuzluğu yakaladık. Al sinyalini yakaladık. Dedik ki bakın buradaki bu sinyal diğer ciddi bir yükselişi ateşler. Gördüğünüz gibi çok dip seviyelerde de aslında yükselişi yakaladık. 4 saatlik bazı geçtiğimiz zaman da
Bakın arkadaşlar ne demiştik? Buluta kadar geri çekilebilir demiştik. Bakın görüyorsunuz yani tam buluta değdiği yerde yukarı tepkisini verdi. Ve 4 saat bazda görüyorsunuz daha yeni alsın yeni geliyor. Yani bu yükselişin devamının gelme ihtimali çok çok yüksek. Bakın daha RSI 70.000 üstüne bile atmamıştı Litecoin adına. O yüzden daha yeni 4 saatlik bazda da al sinyallerimiz oluşuyor. Günlük bazda zaten arkadaşlar al sinyallerimiz bozulmamıştı. Devam ediyordu. Haftalık baza baktığımız zaman da zaten burada trend dönüşüm sinyalimiz gelmişti arkadaşlar. Hedef olarak da şu anda 84 dolarları size gönül rahatlığıyla söyleyebilirim Litecoin adına. Şimdi hemen Bitcoin'e geçiyorum arkadaşlar. Bitcoin'de haftalık bazda baktığımız zaman aynı sinyaller burada da mevcut. Trend dönüşüm sinyalimize gelmişti. Ve bakın burada bulutun üstüne geçti artık Bitcoin. Artık burada bulutu açtıktan sonra takip etmemiz gereken noktalar. Yani şu an için buradaki mumların zirvelerini takip edeceğiz. Şu anda bakın şuradaki mumun zirvesinde durduk hareket olarak. Bir sonraki durak yerimizde arkadaşlar. Bakın buradaki 11.000-11.500 dolarlar seviyesi. Buradaki mumun zirvesi bir sonraki durağımız. Yani bunları açtıktan sonra da sizinle şuradaki gördüğünüz mumların zirvelerine doğru gitmeye başlayacağız. Bu sefer yeni durak yerlerimiz buralar olacak. Yani Bitcoin'de de şu an haftalık bazda zaten al sinyallerimiz tam gaz devam ediyor. Herhangi bir bozulma söz konusu değildi. Günlük baza baktığımız zaman da arkadaşlar bakın burada tam kırmızıya değdiği noktada bir alıcıyla karşılaşıyor ve yönünü tekrardan yukarıya çeviriyor. Daha RSI bakın yeni 70.000 üstüne çıkıyor. Burada 70.000 üstüne çıktıktan sonra da hızlı bir şekilde 11.000 dolarlara doğru gideriz arkadaşlar. Şu anda yani yükseliş gayet güzel biçimde yoluna devam ediyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Günlük bazda al sinyallerimiz tam gaz devam etmekte. Herhangi bir uyumsuzluk da şu an için söz konusu değil. 4 saatlik baza bakalım mesela. 4 saatlik bazda arkadaşlar bakın buluta çok çok yakın yerlerden yönünü tekrardan yukarıya çevirmiş ve henüz bakın 4 saatlik bazda bir al sinyali gelmiş durumda değil. Daha yeni yani 4 saatlik bazda al sinyalleri oluşuyor. Şu anda yani yükselişler çok taze. Bakın RSI de daha 70.000'in üstlerine bile çıkmamış. Yani burada 70.000 üstüne çıktıktan sonra 11.000 dolarlara doğru sert hareketler görebiliriz. Bunların takip edilmesi gerekiyor. Şimdi 1 saatlik baza geçelim arkadaşlar. Bakın 1 saatlik bazlarda da aynı dün konuştuğumuz gibi. Bakın burada düşen diplerimiz mevcut. RSI'ye bakıyoruz. Yükselen dipler mevcut. Ardından MACD'imizde al sinyalini vermiş zaten şu bölgede. Sonra gelen hareketi görüyorsunuz arkadaşlar zaten. Yani sert bir biçimde bir yükseliş hareketi ve tüm o birkaç gündür yaptığı düzeltmeleri arkadaşlar. Ta şuradan beri yaptığı düzeltmeleri. Bakın tek celsede 1 saatte sildi attı. Şimdi burada bu hareketten sonra arkadaşlar genelde bu da klasiktir. Mesela şöyle sert bir yükseliş gelir. Burada şöyle belli bir süre yataya bağlar. Biz buna filama diyoruz arkadaşlar. Burada filama kırılımı geldikten sonra da genelde gönder kadar bir yükseliş beklenir arkadaşlar. Onları da koyduğumuz zaman zaten hedef olarak da orada gördüğünüz mumun zirvesi olan 11.000 dolarları gösterecektir. O yüzden burada şu anda filama oluşumu daha yeni başlamış. Ama burada bu oluşumun oluşma ihtimali çok çok yüksek. Belli bir süre yataya bağlayıp bir filama oluşturup sonra bu filama kırıldığı zaman da arkadaşlar şurada gördüğünüz gönder kadar bir yükseliş yapması beklenir enstrümanın. Bu da aklınızda bulunsun. Yani zaten uzun vadeciyseniz hiçbir sıkıntı yok yani. Keyifle yükselişini izleyin. Ama kısa vadede yapıyorsanız bunları değerlendirebilirsiniz. Şimdi Ethereum'a geçtim arkadaşlar. Hızlı bir şekilde Ethereum'a bakalım bir de. Haftalık bazda bulutun alt kısmında belli bir süre durakladık ve orada ufak bir düzeltmemizi yaptıktan sonra şu anda yeni hedef arkadaşlar bulutun üst kısmı. Burada bulutun üst kısmında şu an için 250 dolarları göstermekle yeni hedefimiz, yeni noktamız arkadaşlar. 250 dolarlar seviyeleri şu an için Ethereum adına ve gördüğünüz gibi al sinyallerimiz tam gaz devam ediyor haftalık bazda. Herhangi bir sıkıntı şu an için söz konusu değil. Günlük baza bakalım. Günlük baza baktığımız zaman da arkadaşlar al sinyallerimiz tam gaz devam ediyor. Herhangi bir sıkıntı söz konusu değil şu an için. Bakın 4 saatlik bazı geçtiğimiz zaman da arkadaşlar buluta yakın yerlerden dönüşünü yapmış enstrümanımız. Ve 4 saatlik bazda al sinyalleri daha yeni oluşuyor bakın. Çok taze bir yükseliş. Ve RSI daha 70.000 üstüne atmamış kendisini. Burada RSI 70.000 üstüne attıktan sonra çok hızlı bir şekilde 250 dolarların gelme ihtimali de var arkadaşlar. Yani bunları takip etmemiz gerekiyor 4 saatlik bazda. Burada RSI kendisini 70.000 üstüne attığı zaman dostlarım. Dediğim gibi hızlı bir şekilde 250 dolarlara gidebiliriz. Dediğim gibi 70.000 üstüne çıkması durumunda. Aynı şekilde 1 saatlik baza bakalım dostlar. Bakın 1 saatlik bazda da dün konuştuğumuz sinyaller. Burada eşit dipler görüyorduk ama RSI'ye baktığımızda yükselen dipler mevcuttu. Ardından MACD'imiz al sinyalini vermiş. Ardından da görüyorsunuz sert bir şekilde bulut kıran bir hareket. Zaten bulut kırdıktan sonra da hareket ekstra sertleşiyor. Bulut üstüne çıktıktan sonra da
hareketimiz ekstra sertleşmiş. Şu an için hiçbir sıkıntı gözükmüyor yükselişlerde. Dediğim gibi Ethereum'da şimdi arkadaşlar bulduğum üst kısmı olan 250 dolarlar hedef olarak gözükmekte. Şimdi hemen XRP'ye geçelim. XRP diğerlerine biraz hızlı geçtim. XRP'ye biraz zaman kalsın istiyorum. Şimdi XRP'de arkadaşlar bu hafta içinde yani 30 centleri görme ihtimalimiz bence yüksek. Bakın burada da 1 saatlik baz açık şu anda. Düşen dipler vardı. RSI'ye baktığımızda yükselen dipler. Ardından da hareketini yaptı ve tam bulutun üst noktasına takıldı. Yani şu anda XRP daha bulutun üstüne çıkamadı yani net bir şekilde 1 saatlik bazda. Burada bulutun üstüne 60 bakın dönüp bir buluta değil bir onay alıp sonrasında tekrardan sert bir hareket yapabilir. Yani 30 saatlere doğru hızlı bir şekilde hareketler görebiliriz arkadaşlar. Yani XRP'deki hareketin devamı gelecek gibi şu an için. Zira bakın görüyorsunuz daha bulutun üstüne yeni çıkmış. Tam kıramamış yani burayı buradaki direncini. Burada geri dönüp bir onay alıp buluta deyip sonrasından tekrardan yukarı doğru sert bir hareket yapma ihtimali oldukça yüksek şu an için. Zira al sinyalleri tam gaz devam ediyor. Herhangi bir bozulma söz konusu değil bir saatlik fazla da. Bakın 4 saatlik fazı geçtiğimiz zaman da dostlar. Bakın tam buluta değdiği yerlerde yönünü yukarıya çevirmiş şu an enstrüman. Ve henüz 4 saatlik fazla al sinyali daha yeni geliyor. Yani al sinyali daha yeni oluşuyor. Ve RSI'de gördüğünüz gibi daha 70 bin üstüne çıkmış değil. Yani burada MACD'ye al sinyalini versin. RSI 70 bin üstüne çıksın. Zaten kendimizi bir anda 30 centlerde buluruz XRP adına. Gördüğünüz gibi tam buluta değdiği yerde de hemen bir alıcıyla karşılaşmış ve yönünü yukarıya doğru çevirmiş durumda şu anda XRP. Günlük baza geçtiğimiz zaman da arkadaşlar bakın herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Tüm MACD olsun, Ichimoku bulutu olsun hepsi al sinyaline devam ediyor. Yani şuraya baktığınız zaman şurada bir uyumsuzluk gibi görebilirsiniz bunu arkadaşlar. Ama dediğim gibi bunu daha söylemek için çok çok erken. Ben bunun bozulacağını düşünüyorum. Çünkü arkadaşlar daha bakın buradaki hareket tamamlanmamış. Burada bir hareketini yapsın. Muhtemelen burada daha üst bir seviyelere çıkacaktır. Ve uyumsuzluk bozulacaktır. Yani şu an günlük bazda herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Haftalık baza baktığımız zaman zaten al sinyallerimiz daha yeni gelmiş durumda. Ve ilk hedef olarak arkadaşlar 30-35 dolarlar 30-35 centler özür diliyorum. Haftalık bazda bulutun alt kısmı seviyelerini göstermekte. Ve aynı diğer coinlerde olduğu gibi arkadaşlar XRP'nin de buraya gelip dayanmasını bekliyoruz şu an için. Yani herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Şu an EOS olsun, Ethereum olsun önden gitmekte biraz. Ama XRP de gördünüz zaten daha bulutun üstüne çıkamamış arkadaşlar. Bulutun üst noktasında takılmış. Orada dediğim gibi bulutun üstünü geçince tekrardan dönüp bir buluta değip bir onay alıp arkadaşlar yoluna devam etme ihtimali yüksek. O yüzden XRP bu hafta içinde 30 centleri test edebilir. Zira ayın 13'ünde de arkadaşlar ciddi anlaşmalar açıklaması bekleniyor. Öyle haberler okuduk XRP adına. O yüzden bu hafta içinde 30 centleri görme ihtimalimiz kendi kişisel görüşüm olarak vardır XRP adına. Ethereum'da önden gitmesinin bir sebebi de JP Morgan'la arkadaşlar ciddi manada bir anlaşma imzalamış. O yüzden şu anda bu yükselişe bir nevi önderlik ediyor. Zaten Ethereum arkadaşlar yatırımcısını her zaman çok güldürmüştür. Yani 140 dolarlardan buraya. Her gün %10 koya koya bu seviyelere kadar geldik. Yani şimdi de Ethereum dediğim gibi JP Morgan'la bir anlaşma duyuruyor. O yüzden bu rallide önden gitmesinin bir sebebi de bu aslında. Yani her kripto paranın bir projesi var arkadaşlar. Yani Ethereum JP Morgan'la duyurur. İşte XRP merkez bankalarıyla duyurur. Bilmem şu şirketle duyurur, bu şirketle duyurur. Burada önemli olan yani kripto paraların kullanımının her geçen gün artması, her geçen gün yayılması arkadaşlar. Dediğim gibi her şeyin dijitalleştiği bu çağda para da artık dijitalleşiyor ve bunu artık merkez bankalarından tutun her yere kadar, herkese kadar tüm üst noktadaki insanlar bunu artık kabullenmeye başladı. Yani bugün Davos'ta bile kripto paralar konuşuluyorsa, ne bileyim bu seneki 2020 olimpiyatlarına kripto paralar sponsorluk yapacaksa artık arkadaşlar bazı şeyleri kabullenmemiz ve değişime göz ardı etmememiz gerekiyor. Dediğim gibi her şeyin dijitalleştiği bu çağda para da elbette dijitalleşecektir ve paranın geleceği arkadaşlar burada gördüğünüz kripto paralarda olduğu artık çoğu insan tarafından kabul ediliyor. Herkese iyi akşamlar, bol kazançlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.